Hizmet vermeye başladığı ilk günden itibaren adından sıkça söz ettirmeyi başaran Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde sezon sona ererken Sivas İl Özel İdaresi ise vakit kaybetmeden yeni sezon için çalışmalarına başladı. Ülkemizde kayak merkezleri arasında ilk 5 sırada yerini alması için önemli yatırımların yapıldığı Yıldız Dağı'nda dolu dolu geçen sezonun ardından kolları sıvayan Sivas İl Özel İdaresi, yeni sezon öncesi kayak merkezini geliştirmek, eksiklerini tamamlamak ve vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için start verdi. Genel Sekreter Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapımı tamamlanan teknik ve idari merkezle ilgili birimlerin müdürleri ve teknik personellerle bir araya geldi. Geçtiğimiz sezonun değerlendirildiği toplantıda ayrıca yeni sezonda kayak merkezinde yapılacak çalışmalarda ele alınarak fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından açıklamada bulunan Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, kayak merkezinde tüm detayları değerlendirdiklerini belirterek şunları kaydetti. Evet, 2015-2016 sezonu, kış sezonu kapandı. Kapanır kapanmaz da bütün ekiplerimizle beraber işletmeden kaynaklanan sıkıntılarımız neler ve 2016 yazında nasıl bir çalışma yapmamız gerektiğine dair detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Yarım gündür burada bütün detaylarla beraber vatandaşa en iyi hizmet verme ve Yıldız Dağı'nın Türkiye'de ilk 5'e girme noktasındaki bütün argümanlarımız, fikirler, tartışmaları bugün yaşadık. Ve inanıyorum ki ve ekibin de heyecanı o yönde, bundan sonraki sezonda artık Yıldız Dağı yarışlarıyla, tanıtımıyla ve ulusal ve uluslararası olumlu haberlerle gündeme gelecek bir kayak merkezi olacak. Elbette bu sene yoğun bir sezon geçirdik, yoğun bir ziyaret akını oldu ve bunu yaşarken de sürekli sıkıntılarımızı, sorunlarımızı, eksiklerimizi gördük. Sürekli kamuoyunda da olumlu anlamda Yıldız Dağı Kayak Merkezi gündeme geldi. Biz buna rağmen en ufak detaya kadar ne sıkıntılarımız var, neler yapmamız gerekir bunu masaya yatırdık. Drenajından tutun da yapay karlamasına, şerit düzenlemesine tutun da yeni alanların oluşturulması, günübirliklerinden oteline kadar birbirine entegrasyon yapılması, ulaşım sorunlarını en aza indirmek, Tokat'la Yıldız Dağı'nın bağlantısını üst seviyeye sağlamak ve yol standartlarını beraber Yıldız Dağı'nın tüm detaylarıyla beraber bugün ele aldık ve çalışmalara bugün itibarında iyileştirme, rehabilite ve bu düşündüklerimizi, konuştuklarımızı sahada uygulamaya başlayacağız. Yeni bir sezon bizim için çok daha farklı olacak. Artık Yıldız Dağı'nda inşaat yapılıyor, çevre düzenlemesi yapılıyor, sıkıntı var, var gibi şeyler artık konuşulmayacak. Bundan sonra en büyük hedefimiz eğitim, tanıtım ve bu dağı ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirip ve yarışlarda yaptırabilmek. Ayhan ve beraberindekiler ayrıca teknik ve idari merkezle diğer binaları da gezerek incelemelerde bulundu. Olacak. Toplamı.